Beş gece başlayalım diye düşündüm. Herkes toplansın. En azından kaçırmamış olurlar diye. O yüzden bekliyorum. Gelenlere de söylemiş olalım. Genelde hep böyle kaydedilen şeyleri sonradan baktığımızda bir böyle 3-5 dakikalık bir boşluk olur ve herkes böyle boş boş bakar ya. Aslında hiç onun böyle sevmem şeyini. Fakat insanların gelmesi için de beklemek için de faydası oluyor. Zaten 40 dakika sonra şey kapanıyor. Benim sunumum da o sürede yeterli olacaktır süresince. Artık insanlar burayı biraz böyle ileri alarak izlerler. Sizleri de bekletiyorum. Kusura bakmayın. Gelmek isteyenler de yine gelsinler diye. Yavaştan başlayacağım zaten. Bu arada ses veya görüntüyle ilgili bir şey olursa sanırım ben alt tarafı okuyamıyorum. Hani ekipten arkadaşlar ya WhatsApp üzerinden ulaşırlarsa bu şekilde en azından bir içerik yaşamayalım. Ben yavaştan o zaman başlıyorum. İlk öncelikle herkese merhaba. Böyle güzel bir günde bizim buluşmamıza olanak sağladığı ve organize ettiği için öncelikle Büşra'ya ve tüm ekibine çok teşekkür ediyorum. Ben daha önce de aslında birçok gönüllülük faaliyetlerinde yer aldım. Hatta birçok STK'nın da eğitmeni oldum. Fakat bu aslında e-gönüllülük çok daha fazla ilgimi çekti. Çünkü bu biraz daha Türkiye genelinde ve herkese dokunabilecektik. Yani diğerinde biz sadece bir şehire gidip o eğitimi verebiliyorduk. Fakat burada ben aslında aynı anda bütün Türkiye'deki bu eğitimi almak isteyen herkese ulaşabilecek olmam beni çok mutlu etti. Bu yüzden tekrar bu platformu kurdukları için Büşra'ya ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Yeni gelenler var galiba. Onlar çıktı işte. Tamamdır. Ben kısaca kendimden bahsedeyim. Ben Elif'im. Akdeniz Üniversitesi'nde iktisat okuduğum sıralar dijital pazarlamaya ilgi duymaya başladım ve o alanda stajyer yaptım. Böylece de biraz daha aslında dijital pazarlamanın bana göre olduğunu anladım. Yani finansa kıyasla. Bu benim için çok iyi oldu bu süreci bu yüzden de. Sonrasında dijital pazarlama üzerine eğitimler alıp kendimi geliştirmeye başladım. Ve bu süreçte de aslında birçok arkadaşımdan desteklerini de aldım. Yani bir web sitesi, pardon, bir şey yazdılar da şu an yayında. Pardon arkadaşlar, teknik bir sorun vardı galiba.
Şimdi öncelikle herkese merhaba. Geldiğiniz için bugün çok teşekkürler. Böyle güzel bir günde de buluşmamızı sağladığı ve organize ettiği için de öncelikle Büşra'ya ve tüm ekibine çok teşekkür ediyorum. Ben daha önce de birçok gönüllülük faaliyetlerinde yer aldım. Hatta birçok STK'nın da eğitmeni oldum. Fakat gönüllülük projesi gerçekten benim çok ilgimi çekti. Çünkü tüm Türkiye'ye yönelikti ve yani burada bütün herkese dokunabilecektim. Daha öncesinde sadece bir şehirde gidip o şehirde eğitim verebiliyorduk. Fakat gönüllülük ile aslında aynı anda eş zamanlı olarak Türkiye'deki belki de birçok binlerce insana ulaşabilecektik. Ve bu proje gerçekten çok emek verdikleri için çok teşekkürler Büşra'ya ve ekibine tekrar söylüyorum. Ben devam edeyim. Biraz size kendi yolculuğumdan bahsedeyim kısaca. Ben Elif Erim. Akdeniz Üniversitesi'nde İktisat okudum. Fakat o sırada dijital pazarlama alanında staj yapma fırsatı buldum birçok kez. Ve böylece aslında bana göre olmadığını düşündüğüm finans yerine dijital pazarlama alanında kendimi geliştirmeye başladım. Dijital pazarlama üzerine eğitimler alırken bu süreçte birçok network edindim ve bir arkadaşımın desteğiyle de aslında bu pratikte teorik olarak öğrendiklerimi pratikte uygulama fırsatı bulabileceğim bir web sitesi açma şansım oldu. Adını da Dijital Kreatör ismini koydum. Yani aslında buradaki amacım pazarlama dikeyinde gelişse de yatay olarak da yatayda da dünyadaki farklı mecralarda bir yaratıcı olmakta amacım. Dijital dünyadaki farklı mecralarda hatta. Ya, ve bu yüzden de birçok projeler geliştirdim bununla ilgili. Ve bu karantina döneminde de aslında bu hedefimi gerçekleştirmeye çok yaklaştım. Ve ileriki slaytlarda da hatta bununla ilgili de şeylerden bahsedeceğim. Burada kuşumuz var acı. Sonraki. Biraz sunum içeriğinden size bahsedeyim. Şöyle dijital olarak korona döneminde aslında daha aktif bir süreç geçirdik. Yani bu süreçte de ben birçok dijital mecralarda insanların aktif olduğunu gördük. Netflix olsun, birçok sosyal mecralarda olsun. Bugün ise dijital kimlik nedir? Nasıl geliştirebiliriz? Sanal ortamda neler yaratabiliriz? Biraz dilim döndüğünce bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Sürçülisan edersem affola. Biraz heyecanlıyım azıcık. Bir de hızlı konuşurum. Kendimi durdurmaya çalışacağım. Şimdi dijital kimlik nedir? Oradan başlayalım. Aslında dijital kimlik günümüzde birçok alanda kullanılmakta. Yani elektronik sürücü belgeleri, pasaport gibi yerlerde de dijital kimlik olarak adlandırılırken, markaların sosyal medya oluşturmaya çalışırken de kullandıkları kimliği aslında dijital kimlik olarak adlandırılıyor. Fakat bugün benim özellikle üzerine durmak istediğim dijital kimlik biraz daha farklı. Bir 5 yıl öncesine kıyasla en basitinden sosyal medya örnek verirsek sadece belirli bir markaların ve kişisel hesaplarımızın yer aldığı bir ağydı. Zamanla da tüm markalar ve kişisel hesaplar burada bulunması artık zorunlu bir hale geldi. Gelmişti hatta. Ama şu an ise artık en az insanların, kişilerin bile yani birkaç hesapla kullandığı ağlara dönüştü. Ya yani burada bir parantez açmak gerekirse mesela bir hobimiz üzerine açtığımız Instagram'daki bir sayfamız, sevdiğimize paylaşmaya değer gördüğümüz şeyleri koyduğumuz sayfamız ya da fake olarak indirilen yani genel kullanılan isimlendirilen de genelde stalk üzerine kurulu hesaplar. Bunlarda birçok yani hesabımız bulunabiliyor artık. Ve aslında dijital kimlik kavramı da tam da burada başlıyor. Fakat bunu sadece sosyal medyayla sınırlayamayız tabii ki de. Yani bizim dijitalde yarattığımız her şey bizim dijital kimliğimizi oluşturuyor. Yani mesela benim Instagram'da kişisel bir hesabım var. Tamam. Onun haricinde hobi olarak çektiğim mesela fotoğraflarımı paylaştığım Elif Fotos isimli bir hesabım var. Annem el sanatları öğretmeni. Onun yaptığı ürünleri paylaştığımız Mousecraft isimli bir hesabımız var. Yönettiğim. Ayrıca iş amaçlı açtığım Dijital Kreatör isimli bir hesabım var. Yani tabii orası şu an henüz gelişme aşamasında. Yani baktığımızda şu an 4 tane hesap yönetiyorum ve kendi dijital kimliğimi oluşturuyorum. Yani sizler bu hesapların tümüne baktığınızda benimle ilgili az buçuk çıkarımlarda bulunabilirsiniz. Yani bu kişi Elif bir fotoğraf çekmeyi çok seviyor. Aynı zamanda annesi el sanatları öğretmeni ve aynı zamanda dijital pazarlama ile ilgileniyor. Hatta kişisel hesabına baktığınızda çok daha fazla detaylı bilgi bulabilirsiniz. Bu Elif müzikle ilgileniyor, birçok hobisi var vesaire vesaire. Yani artık dijital kimliklerimiz bu sosyal medyalar oldu bir nevi. Diyelim. Slaytları geçerken biraz ağır oluyor. Neyse kusura bakmayın. Dediğim gibi korona sonrasında da bu dijitalde var olmak çok fazla önem kazandı. Çünkü insanlar artık dijitalde var olmak zorunda olduklarını anladılar. Yani bir zorunluluk haline dönüştü bu. Yani en basitinden bir bakkal bile
artık oradan satış yapabiliyor. Yani bu korona döneminde görmüşsünüzdür. Mahalle bakkalları açıktı. Ve artık oradan bile, yani tabii kendi şeyine göre, hepsi öyle olmamış olabilir ama gelişmişliklerine göre oradan bile yani ulaşabildiler insanlarına. Ki birçok daha büyük markalarda keza aynı. Migros olsun, işte birçok marka. Marketler şey online üzerinden de kendi şeyler müşterilerine ulaşabildiler. Bu Nisan 2020 globaldeki dijital büyüme raporuna baktığımızda ise internet kullanıcılarının ve aktif sosyal medya kullanıcılarının ne kadar fazla artış gösterdiğini görebilirsiniz. Yani gördüğünüz üzere artı 300 milyon gibi büyük rakamlardan bahsediyoruz. Bayağı bir aslında artış gösterdiler. Molası. Evet, günümüzde yaratıcılık kavramı aslında bir tek fiziksel anlamda da değil, yani dijital olarak da yapılan bir beceriye dönüştü yaratıcılık kavramı. Hatta artık şu an para kazanmak ya da tanınmak için sadece bu işe girenler var, yani YouTuberlar vesaireler. Fakat dijitalde var olmayı yanlış anlayanları bir kenara bırakırsak, gerçekten de harika projeler çıkarmanız mümkün. Yani özellikle bu dönemde, yani vaktimizin biraz daha fazla olduğu şu aralarda yeni bir şeyler üretmek, geliştirmek yani bizlere gerçekten çok fazla şey katacağına inanıyorum ben. Ben sizlere fikir aşamasında, fikir oluşturma açısından da örnek olması açısından bir projemden bahsetmek istiyorum. Benim aslında şöyle, hayatımda domino etkisi yaratan şeyler çok fazla olmuştur. Bu da onlardan biri. Ben üniversitede yazdığım bir marş sayesinde kazandığım bir Avrupa turu vardı. Sonrasında geçen yaz bir aksilik neticesinde gidemedim. Bu yaz gidecektim, koronadan dolayı gidemedim haliyle diyeceğiniz üzere. Ve tam aslında bu süreçleri yaşarken de, bu da ayrıca de yurt dışına çıkmak benim çok büyük bir hayalimdi. Fakat bu süreçlerde de evde karantinada olduğum sürece ben Photoshop'u öğrenmek istiyordum. Genel olarak da kendime katkısı olacağını düşündüğüm için. Ve Photoshop'u öğrenmeye başladım. O sırada kendi kendime dedim ki, yani ben yurt dışına çıkamıyorsam yurt dışını ayağıma getiririm dedim. Ve böylelikle de kendim bir proje şey yapmış oldum, geliştirmiş oldum. Aynı zamanda da kendimi Photoshop'u öğrenme sürecimde çok etkisi oldu. O sıralarda ayrıyetten de bir parantez daha açayım. Bu WhatsApp gruplarında dönen ücretsiz online müze linklerini görmüşsünüzdür. Ve ben şey yapıyordum, yani mesela Vatikan'daki bir müzeye gezecektim ve İtalyan müziklerini kulağıma takıp o şekilde müzeleri geziyordum, yani online olarak dijitalde. Ve bu benim için aslında çok da daha iyi oldu. Çünkü o normalde bir müzeye gittiğinizde belki ücretinden dolayı giremeyeceksiniz. Belki girseniz kalabalık arkanıza bekleyecek o şeyi, nasıl desem, detaylı o sanat ürününü detaylı bir şekilde inceleyemeyeceksiniz. Fakat ben o her şeyiyle, detayıyla yani inceleyebilme fırsatı buldum ve bu yüzden de çok memnun oldum böyle bir imkan, teknoloji geliştiği için de. Sonrasında kaldığım yerden devam edeyim. Bu şekilde bir müzeleri gezdim. Sonra ayrıca ben arada Google Earth'ten de gezerim dünyayı, Avrupa'yı. Ondan sonra ve ikisini de yaptıktan sonra da ya dedim, bu kadar gezdim, bir fotoğrafım yok orada, yani bir o eksik dedim. O sırada da tam Photoshop'u öğrenmeye başlamıştım. Ve Photoshop'la kendimi oraları aslında şopladım. Gitmiş gibi fotoğraf çekildim. Yani bu gördüğünüz resimlerin hiçbir aslında gerçek değil, gitmedim. Yani bunlar ilk şeylerimde bu arada. Gerçekten hani profesyonel bir de baktığında çok kötü gözükebilir ama benim ilk Photoshop'u öğrenirken yaptığım resimler bunlar. Ve kendimi oraya şoplamış oldum. Gitmiş kadar oldum yani. Ve şu anda Orta Avrupa'nın bir kısmını da gezmiş bulunuyorum. Yani yarın bir gün gidersem, yani mesela Vatikan'daki Sistine Şapeli'ni, direkt Michelangelo'nun Adem'in yaratılış tablosunu tamamla, yani bulabilmem çok kolay o kadar görselin içinde. Ve bununla beraber ben bir proje daha geliştirdim. Dijital seyahatnamem diye. Öncelikle bu fikri paylaştığım ilk insanlarsınız. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Uğur getireceğinize inanıyorum. Bu projeyle de amacım dijitalde yaptığım bu seyahatlerdeki izlenimlerimi yazdığım dijital bir e-kitap oluşturmak yani. Biraz e-kitap şey olabilir ama yani ilk etapta aslında şöyle yazdığım blog sayfalarında bir yazı dizisi olarak paylaşmayı düşünüyorum. Hatta bunları daha sonra da podcast ve YouTube gibi mecralarda da oralara uygun olarak düzenleme yapmak istiyorum. Tamam, şimdi ben kendi dijital yaratıcılığımı anlattım, neler yaptım.
Ve sizler neler yapabilirsiniz? Biraz da onlardan başlayalım. Mesela diyelim ki bu bir hobi olsun, isterseniz de bir ticaret olsun. Siz bir sosyal medyada, dijitalde var olmak istiyorsunuz ve ya da kafanızda bir iş fikri, bir fikir var. Ve öncelikle her şeyden önce bu bir hobi bile olsa öncelikle pazar araştırması ve rakip analizi yapmanızın çok büyük bir faydası olacağını düşünüyorum. Çünkü şöyle düşünün, aslında pazarda yani rakiplerinizi siz neler yaptığını görürseniz siz de ürününüzü geliştirirken ya da bu bir fotoğraf çekimi bile olsa ne kadar farklı bir şey yaratabilirsiniz onu gözler önüne sermiş olursunuz ve bu sizin için aslında çok iyi bir katkısı olacaktır geliştirmenizde de. Ayrıca size önermek istediğim üç tane önemli de şey var. Bu başarılı, bu sosyal mecrada, dijitalde yine başarılı olmak için bunları özellikle yapmanıza çok fayda var. Öncelikle özgün olun. Yani özgün olun. Bu özellikle bu analizi, pazar analizi, rakip analizi yaptığınız zamanda da aslında fark edeceksiniz. Yani bu bunu yapmış, şu şunu yapmış. O zaman ben ne yapabilirim? Ya da ne kadar özgün olursam daha farklı kendimi ortaya çıkartabilirim ki bu şekilde yaparak da aslında diğerlerinin çok daha hızlı önüne geçmiş olursunuz. Yani taklitte insanlar zaten hani çok fazla büyüyemiyor. Ama sizin kendi özgün yarattığınız şey hem sizi kendinizi çok fazla gelişiminize çok fazla katkı sağlar. Hem de sizi farklı bir şekilde daha da ilerlemenize katkı sağlar. Kitlenizi tanıyın. Çünkü kitlenizi tanımak demek örneğin sizin Beşiktaş'ta oturan atıyorum 25-55 yaş arasındaki üniversite mezunu kadınlar kitleniz. Yani bu sizin yaptığınız ürün ya da fikriniz ya da hobiniz bu kişilere hitap ediyor. Bu kitlenizi belirlemeniz sizin daha dar bir skalada belirli bir kitleye hitap etmenizi sağlar. Yani çünkü hiçbir marka, hiçbir kimse dünyadaki bütün insanlar değildir hedef kitlesi. Yani bunu genelde her zaman minimalize etmeye çalışırlar ki size ne kadar ederseniz size faydası o kadar olur. Reklam bütçesi ayırın. Bu da önemli. Neden? Mesela bu reklam bütçesinden önce yaptığınız aslında hedeflemelerin hepsi burada sizin işinize çok yarayacak. Yani bu reklam bütçesi yaparken size yaşı soracak, sonrasında konumunu soracak, sonrasında oradaki ilgi alanlarını soracak. Yani bunların çok fazla detaylı şeyleri olacak ve şunu da özellikle söylemeden geçemeyeceğim bir öneri. Eğer Instagram üzerine reklam yapmak istiyorsanız direkt Instagram'dan değil de Facebook'un business kanalından, panelinden reklamınızı ayarlarsanız orada hedeflemesi daha detaylı. Bu yüzden de orada daha doğru hedefleme yaptığınız için de doğru kişilere ulaşmanız daha fazla olacaktır. Yani Instagram'da biraz daha az şeyi var. Mesela direkt şeyde konumunu tek tek yazabiliyorsunuz Facebook'ta. Yani direkt İstanbul değil de İstanbul'un işte Beşiktaş, işte Kadıköy atıyorum semtlerinde oturan insanlar ya da siz zaten söylemiş olduğunuz şu yaşadığındaki, şu cinsiyetteki veya kadın erkek de olabilir. Bu ilgi alanlarını duyan ya da işte Beşiktaş'ın 500 metre çevresindeki ya da şuradaki sokak vesaire de biliyor. Bu şekilde bir hedefleme yaparsanız aslında hem daha fazla kişiye ulaşırsınız hem de daha az ücret ödersiniz. Yani çünkü çok fazla kişiye ulaşmak ve çok fazla ücret ödemek biraz şey, yani ne kadar az ücret ödeyip o kadar fazla kişiye ulaşabilirseniz sizin için de aslında o kadar çok faydası olur. Bunu bu şekilde yapmanızda dediğim gibi faydası var. Bu üç söylediğim şeyi dikkat etmeniz sizin için de çok önemli olacaktır. Ayrıca da Canvas duydunuz mu bilmiyorum. İş kanvasları var. Yani çiziyor isimli markalı var. Farklı birçok markanın iş kanvasları var. Bunları da bu tablolar üzerinden eğer diyelim ki bir iş fikriniz var. Burada daha detaylandırıp daha atıyorum maliyet yapısını, gelir kaynaklarını, müşteri ilişkilerini, değer önerilerini, kilit kaynakları gibi özelliklerle detaylandırabilirsiniz. Ben hatta size şunu göstereyim. Şu kitap buradan gözükecek mi bilmiyorum. İş modeli üretimi diye. Eğer isteyenler olursa daha sonra hemen yazarım da detaylı olarak yazarım. Ben bir iş fikri geliştireceğim zaman bu kitabı alıyorum, açıyorum ve burada bana her şeyi çok fazla detaylı anlatıyor. Özellikle mesela şuradan göstereyim. Apple'ın burada iPad'inin kanvası var. Yani direkt hani sanırım Uber'in de vardı. Buradan görebilme imkanınız oluyor. Ve içerisinde çok fazla örnekleri de var. Detaylı olarak da aslında bakabilirsiniz. Sonrasında evet.
Şimdi dedik ki bir modelin fikrimizi oluşturduk. Fikrimizi oluşturduktan sonra dijital ortamlarda yer almaya başladık. Bunu da hallettikten sonra şeyi de iş kanvasında da detaylandırdık projemizi. Ve bu geriye ne kaldı? Sosyal mecralarda nasıl daha verimli zaman yönetimi ve daha güzel görseller hazırlayabiliriz? Bunlar kaldı. Ben bunlara örnek olması açısından birkaç tane şuraya bir örnek yazdım. Benim genelde kullandıklarımı yazdım. Ve çok fazla verim alıyorum bunlardan gerçekten. Ben sırayla yavaş yavaş onları da size anlatmaya başlayayım. GIF'i bir GIF uygulaması. Yani hazır GIF'ler var içerisinde ve atıyorum sizin sosyal medyanızda, Instagram'da paylaşmak istediğiniz bir GIF'i direkt ismini oraya yazarak bulabiliyorsunuz. Pixabay çok sevdiğim bir uygulama. Bu stok fotoğraf. Yani uygulama dediğime de bakmayın. Aslında bunlar browser, yani bilgisayar üzerinden de girip şey yapabilirsiniz. Yani mobil uygulama olarak değil. Web sitesi diyeyim yani. Pixabay'de de stok fotoğraflar var. Direkt hangi şeyleri konularda arıyorsanız, yani diyelim ki anneler günü için ya da bir bayramla ilgili bir şey paylaşacaksınız, post paylaşacaksınız. Buradan direkt boş olarak birçok görsel bulabilir ve bunların hatta izinleri de olduğu için herhangi bir telif sıkıntısı da yaşamazsınız. Bunun gibi de birçok siteler de var. Fakat bu ve diğer bütün bugün anlatacağım hatta bu platformların hepsi genelde ücretsiz. Yani ilk şeyi sonrasında daha fazla şey için premium özellikleri var. Daha fazla fotoğraf için, daha fazla özellik için. Ama hepsi de giriş seviyesinde kullanmak için ücretsiz ki ben de bunları şu an ücretsiz versiyonlarını kullanıyorum. Dediğim gibi Pixabay'de verim alabilirsiniz gerçekten birçok stok fotoğrafı. Başka Shutterstock falan da var ama onların genelde ücretli oluyor. Ama bulamazsanız da yani yine mecbur kalırsanız da onları da kullanabilirsiniz. Bitly'a gelirsek bu daha çok şey üzerine, linklerin diyelim ki kısaltma üzerine. Instagram'da sizin profilinizi Medium'da yazdığınız bir yazının linkini koyacaksınız. Fakat link çok uzun. Bu hem görsel açıdan gözükmesi açısından hem de genel olarak hani genelde çoğu kişiler de bu tarz uzun linkleri Bitly veya benzeri uygulamalarda kısaltırlar. Linkinizi alıp buradaki butona koyduktan sonra direkt kısa halini size veriyor ve aynı linke tıklayarak da direkt kişiler o uzun link halindeymiş gibi sayfaya istediğinizi yönlendirdiğiniz sayfaya ulaşabiliyor. Onun dışında Canva, benim Canva çok sevdiğim yani bir uygulamam. Ya şöyle Photoshop şu an kullanmaya başladım ama hala yavaştan arkadan Canva'yı da kullanıyorum ve şöyle uzun yıllardır kullandım ve çok fazla şey var içerisinde. Yani bir Photoshop bilmeyip de çok basit bir şekilde yani çok arayüzü de çok kolay kullanabileceğiniz bir platform aslında. Burada yine Canva ücretsiz fakat bazı fotoğraflar yine premium özelliğine giriyor. Fakat dediğim gibi siz ücretsiz kısımlarınızda çok fazla fotoğraf olduğu için gayet şey yapabilirsiniz. Kullanabileceğiniz çok özellikler var. Özellikle de alt kısımda bu Pixabay olsun birçok ikon siteleriyle olsun hepsiyle de entegre olmuş bir şekildeler. O yüzden de oradan da istediğiniz bir şeyi görseli oraya aktarabilirsiniz. Ve aynı zamanda da çok fazla şablonları var. Yani atıyorum bir Facebook'un kapak fotoğrafı yapmak için o ölçülerinde tam istediğiniz gibi var. Veya daha Instagram'da bir post paylaşmak için hepsinin de ayrı ayrı şeyleri var. Yani orada siz logo da tasarlayabilirsiniz. Kendi kart listinizi de oluşturabilirsiniz. Hatta CV'nizi de oluşturabilirsiniz. Ki ben de orada oluşturdum. Gerçekten çok güzel şablonları mevcut. Sonrasında Mailchimp. Bu Mailchimp aslında şöyle, sizin bir web siteniz var diyelim ve siz sitenize ilk girişte bir banner koydunuz ve orada blog yazılarınızı haftalık paylaşıyorsunuz ve oradan bir mail listesi toplayıp kişilere Mailchimp yoluyla bunları ücretsiz olarak gönderebilirsiniz. Fakat bunun da bir rakam sınırı var ama şey yani şey değil nasıl desem bayağı geniş bir şeyi var. O yüzden rahatlıkla hani bir süre kullanabilirsiniz. Bu şekilde topluca bir mail gönderimi olmuş oluyor. Medium aslında bir blog sitesi. Bunu neden koydum? Şöyle eğer siz bir blog yazmayı seviyorsanız ya da okumayı bile seviyorsanız çünkü içerisinde gerçekten teknolojiyle olsun birçok konularda verimli çok güzel siteler var, şeyler, yazılar mevcut. Ve bu yüzden de kendiniz de yazmak istiyorsanız burada yazabilirsiniz. Hatta şöyle bir durumu var Medium'un. Ben de mesela Medium'da bir blog sayfam var. Ben mesela kendi web sitemde bir blog yazısını yazdığımda
üst sıralarda çıkma ihtimali biraz daha düşük oluyor. Ama Medium'da o yazıyı yazdığımda, Medium çok fazla tıklanan, çünkü yurt dışında da çok talebi olan, yurt dışı zaten bazı liste, çok fazla talebi olan bir site olduğu için, Medium üst sıralarda çıktığı için benim o yazımda daha üst sıralarda çıkıyor. Yani aslında bunun bu faydasından da yararlanmıyor değilim. Çok hoşuma gidiyordu o bakımdan da, ama dediğim gibi yani platform kendisi olarak da gerçekten çok verimli, güzel bir site. Buffer'a gelelim. Buffer'da da şöyle, aslında bu sizin biraz daha zaman yönetiminizle kullanmak için bir site. Diyelim ki Instagram'da yarın saat 6'da ya da 8'de diyelim ki bir post paylaşmak istiyorsunuz. Ve Buffer üzerinden bunu planlıyorsunuz. Bu arada meeting süresi doldu gibisinden bir şey çıktı ama. Sesim geliyor mu? Video dondu mu? Geriye doğru bir şey oldu ama sayaç oldu. Şeyde göremiyorum şu an ya. Tamam, devam ediyorum ben. Tamamdır. Buffer üzerinden de diyelim ki Instagram'dasınız ve Instagram üzerinden şeylerinizi planlamanızı Buffer üzerinden yapıyorsunuz. Fakat şöyle, Buffer'da da şu durumu ben yaşamıştım. Mesela diyelim ki Facebook ya da Twitter'da paylaşım yapacaksınız ya da LinkedIn'de olabilir. İki tane bu kanalı seçiyorsunuz. Bunun dışında Instagram'da direkt paylaşım yapmıyor. Hatırlatma yapıyor. Bu premium'a giriyor. O yüzden yani 3 tane sadece yapabiliyor. Instagram'sa da o birini hatırlatma olarak yapıyor. Diğerleri premium'a giriyor. Ama yine bile faydasını çok görebilirsiniz. Diğeri Image Color Picker. Aslında bu direkt belki bu konularla alakalı olmayabilir ama ben bu çok sevdiğim bir site ve size de önermek için aslında buraya koydum. Şöyle, bu sitede de mesela diyelim ki siz Canva'da bir tasarım yapacaksınız. Ve üzerine yazacağınız yazının rengini ya da arka plana koyacağınız görselin rengini sizin koyacağınız o fotoğraftaki bir renkten seçmek istiyorsunuz. Ve buraya bu sitedeki yükle kısmından resminizi yüklediğinizde oradaki çubuğu hangi tarafa getirirseniz orada direkt o rengin kodu çıkıyor kenarda. Ve o kodu alarak ister Canva'da olsun ister Photoshop'ta olsun birçok uygulamada renk panelinde kod kısmına onu yapıştırdığınızda istediğiniz direkt o renk kodunu bulabilirsiniz. Bu da tabii sizin daha uyumlu ve aslında diğer tasarımınızın bütünleşmesi açısından da çok önemli bir şey. Ayrıca son olarak da Flaticom isminde yine bir şey önereceğim. Flaticom'da da ikonlar var, adından da anlaşılacağı üzere. Burada da aslında yine renklerini seçebiliyorsunuz. İster işte sarı olsun, mavi olsun veya birçok farklı yani şeylerde kullanabileceğiniz emojiler, ikonlar mevcut. Bunları da yine isterseniz sunumunuzda, isterseniz tasarımınızda, hazırladığınız postlarda kullanabilirsiniz. Bunlar bu şekilde. Ben soru cevaba geçmeden önce webinarların genelde sonunda izlediğimde bir kitap tavsiyesi ediyorlar. Ben de hızlıca şu an sanırım 8 dakikamız kaldı. T-İnsan kitabını önermek istiyorum. Gözüküyor mu? Şuradan bakayım. Ufuk Tarhan'ın T-İnsan. Aslında bu kitabın bana çok şey kattığını düşünüyorum. Çünkü yani en önemlisi de hem doğru yolda olduğumu fark ettim ve aynı zamanda da aslında yaptığım şeylerin tanımını öğrenmiş oldum. Thank you.